Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Artık e, yerel seçime sayılı günler kaldı. Bu akşam konuğumuz Sayın Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım sağ olun. E, yerel seçiminde siyasetin de gündemi bayağı yoğun. Sizi evet. de ilgilendiren pek çok konu var. Dolayısıyla konuşacağız. E, Sevgili Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı da bizimle birlikte. Merhaba Zafer, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şöyle yapalım istersen ben başlayayım, sen devam et. Ondan tamam. sonra bol bol sohbet edelim. Efendim, e, konu çok ama bir... E... En çok konuşulan konuların başında bugün Gökhan geliyor. Çünkü e, bir Gökhan şantaj ve ses kaydı iddiaları var. Bu işin aslında ne olduğu da belli değil. Kimin neden şantaj yapmış olduğu da belli değil ama AK Parti'nin adı da geçti biliyorsunuz. İşte il başkanlığının tuvaletinden telefonla konuşuldu, oradan arandı ve benzeri gibi açıklama da yapıldı ama nedir bu işin aslı? Önce onu bir sizden öğrenelim. Evet, hayırlı yayınlar diliyorum ben kıymetli izleyicilerimize. Hayırlı Ramazanlar aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. İnşallah sağlık, afiyet, huzur içerisinde Ramazan bayramına da Rabbim ailecek bütün milletimizi huzur içerisinde kavuştursun. Ya Tabii ben bir hukukçu olarak burada değerlendirebilirim, hı hı. yaklaşabilirim ama çok garip tarzlar da var, böyle ifadeler var veya sessizlikler de var. Aslında ilk e, Şubat'ın 20'sinde biliyorsunuz ilk aday müracaatlarının Yüksek Seçim Kurulu'na son ilçe seçim kuruluna son verilme tarihiydi. 20 Şubat'tan önce de Gökhan e, Zan e, aday şu anda tipin adayı. E, tipten aday olacak mı, olmayacak mı? işte Hata ittifakı, e, başka işte bloklarda bloklarda işte seçim çalışmaları gibi birçok böyle tartışmalar oldu. O arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olarak açıklanmıştı Lütfü Savaş Bey. Ama sonradan ismi açıklanmadı, geri çekiliyor mu dendi, ortak bir aday mı çıkacak dendi gibi. E aslında 20 Şubat'tan önce de Hatay'da çok farklı tartışmalar yapılmıştı. Hı hı. Tabii sonradan anlaşıldı ki artık Cumhuriyet Halk Partisi de kararını verdi. Gökhan Zan da kararını verdi. Gökhan Zan tipin, Türkiye İşçi Partisi'nin Lütfü Savaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı aday olaraktan Hatay'da seçim yarışında başladılar. O haftalarda aslında pek birileri konuşmak istemiyor şu anda ama. Evet Gökhan bir Zan, var. Evet bir sessizlik var. Gökhan Zan dedi ki dedi, dedi ki o zaman beni tehdit ediyorlar. Hatay'ın belli mafyavari grupları, Lütuf Savaş'a yakın gruplar açık çek verdiler bu çeki kabul etmediğin takdirde de ailesiyle, çocuklarıyla böyle tehdit ediyorlar. beni tehdit eden insanları ben parti yönetiminde paylaştım. Ve bu konuda da ben Hatay halkına söz verdim. Asla bir adım geri atmayacağım. Hatay halkımızla beraber işte savunmaya, çalışmaya devam edeceğiz Hatay'ın haklarını diye açıklamalar yaptı. Sonra bir sessizliğe bürünüldü. Yani bu olayların üzerine ne Cumhuriyet Halk Partisi bir açıklama yaptı ne de tip Türkiye İşçi Partisi maalesef bir açıklama yapmadılar kendi belediye başkanı tehdit edilirken veya şantaja uğrarken veya rüşvetle açık çekle teklif edilirken bu açıklamalar karşısında bir sessizlik oldu. Tabii sonradan artık seçimler yaklaştıkça da farklı durumlar ortaya çıktı. O da nedir? Anketlere baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de diğer farklı siyasi partilerin yaptıkları anketlerde Hatay'da e, mevcut adayın şu andaki belediye başkanının çok gerilerde olduğu işte Gökhan Zan üzerinden de bazı e, eylemlerin yapılması gibi bir kanaat oluştu. Onun aslında seçimi kaybettirecek, kaybettirme ihtimali var, potansiyeli var diye de bir açıklamalar yapıldı. Kim yaptı bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bunun üzerine baktık ki bir anda olaylar, bu olaylar meydana geldi. E, güya e, Gökhan Zan, Bizim Hatay Ak Parti il binamıza gitmiş, hı hı. orada görüşmeler yapıyormuş, sonra bir ara tuvalete çıkmış, o tuvalet esnasındayken oradan telefon görüşmesi yapmış gibi bir açıklama. Tabii açıklama yapılan kim, sızdırılan bu ses kayıtlarını kim sızdırmış, kim almış belli değil. Gökhan Zan Cumhuriyet Başsavcısına gitti, suç durusunda bulundu. Bunun bir sahte üretim olduğunu. Sahte bir kayıt olduğunu söyledi ve ilgililer hakkında soruşturma yapılmasının elzem olduğunu söyledi. Tabii bu arada partisi açıklama yaptı, Türkiye İşçi Partisi. Bu gelişmelerden biz rahatsızlık duyduk ve desteğimizi Gökhan Zan'dan çekiyoruz dendi. Tabii bu arada arkadaşımız, milletvekilimiz itham edildi, Adem Bey. Evet. Kendisiyle görüştük zaten, asla böyle bir şey söz konusu değil. ...ne öyle bir görüşme meydana gelmiş ne de böyle bir il binamız var. Bizim biliyorsunuz Hande Hanım 6 Şubat depremlerinden sonra il binamızın da olduğu bina depremden dolayı yıkılmıştı. Şu anda bir konteynerdan ibaret bir il binamız var. Arkadaşlarımız orada imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla o anlatıldığı şekliyle beraber bir uydurma olduğu, böyle bir görüşmenin olmadığı ama... Partimizi katmak suretiyle, arkadaşlarımızın ismini bu şekilde anmak suretiyle sanki Gökhan Zan üzerinden AK Parti ile bir pazarlık varmış gibi hava yaratılmaya çalışılıyor. Bunun da ne için yapıldığını biz biliyoruz. Yani şu anda. Niçin? Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi adayı ve oradaki beraber e, faal artık seçim çalışmaları birlikte yürüttükleri e, sol bir orada zaten ittifak grubu var. Bilmiyorum hangi partiler var orada, bileşenler. E, bunun e, Gökhan Zan üzerinden yıpratılmak suretiyle. Acaba Lütfü Savaş'a da bir destek çıkarabilir miyiz? Buradan ona karşı bir e, olumlu bir hava oluşturabilir miyiz? Böyle bir hmm. e, çabanın içerisinde olduklarını görüyoruz. Ama aziz milletimiz görüyor bu konularda. E, bugüne kadar bu tür sahte e, gerek ses kayıtlarının gerek görüntülerin e, seçimlerde e, üzülerek ki ben ifade edeyim. Buna halen belki e, bir ifade eden olmadı veya itiraz eden de olmadı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden önce o zamanki e, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de e, bir biliyorsunuz e, bir operasyon yürütülmüştü ve o operasyonu yürüten insanların da e, dolaylı yollardan Cumhuriyet Halk Partisinin işte bazı ekipleriyle birlikte çalıştıklarına dair e, soruşturmalarda bazı şeyler çıkmıştı ama o zaman da yine bunlara karşı e, bir e, kimse bir şey söylememişti. Malum şu anda bazı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler var esas bu gazetecilerin şu anda Gökhan Zan üzerinden konuşmaları da enteresan. İlk etapta beni tehdit ediyorlar. Bana açık çek sunuyorlar diye konuşmayan, bu ifadeler üzerine konuşmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın malum gazeteciler hemen bu şey üzerine sahte üretilmiş kaset üzerine ki ben de bilmiyorum tabii Gökhan Zan'ın ifadesinden yola çıkarak söylüyoruz. Bizim herhangi bir elimizde bilgi belge yok. Biz de seyrettik gazetelerde ve televizyonlardan duyduk. Dolayısıyla sahte olduğuna dair kendi esas beyanı var. Bunu biz esas alıyoruz. Şimdi bunun üzerinden bu kadar farklı bir imaj çizmeye çalışmaları da burada sanki bir oyun olduğunu gösteriyor. Yani günün Keşke, sonunda efendim çok özür dilerim. Günün sonunda Gökhan Zan'ın çekilmesi siyaseten hangi partiye yarıyor? Hatay'da. O, ben şimdi şunu söylerim. Yani eğer Gökhan Zan çekilecekse de onun sol ittifak demin bir adayı var orada. Yani Lütfü Savaş'a bu kadar laf söylemiş, yani daha doğrusu Hatay halkının Lütfü Savaş'a karşı tepkisiyle beraber orada aday oldu Gökhan Zan. Yani Lütfü Savaş'a karşı öyle bir tepki oluşmuş ki Gökhan Zan da o tepkinin üzerine tipten aday olarak o bilo şu anda aday olarak ortaya çıkıyor. Evet. Gökhan Zay çekilse bile o seçmen tabanı zaten Lütfü Savaş'a karşı bir tepkisi olan taban. Bu arada yeni bir açıklaması yoksa adayım çekilmeyeceğim dedi. Hayır aslında onu sormak lazım Abdullah Bey'e. çünkü listeler kesinleştiği için galiba Tabii, listeler tip kesinleşti. benim adayım değilsin evet. dese de desteri Zan... çekmiş olur. Yani biz desteklemiyoruz. Bizim adayımız değil dedi ifade edebilirler. Yani o pusulada, tip Tabii, aday, pusula aday olarak, Gökhan Zan... tip adayı olarak Gökhan Zan orada olacaktır ve seçimlerde de kendisine verilen oylar da geçerli hale gelecektir. Herhangi bir yasal bu konuda da engel yoktur. Tabii ama kafa karışıklığıyla beraber oradaki seçmenin kendisine belki rahatlıkla oy verecek seçmenin kafasını karıştırmak veya farklı bir durum ortaya çıkartmak için bu yapılmaya çalışılıyor ama ben hep şunu söylerim. Doğal olmayan yani e, seçmenin kendi iradesi açısından gerçekleşmeyen hiçbir şey böyle yapay veya sahte e, işte ses kayıtlarıyla, görüntülerle falan sonuç almaya çalışmak beyhude bir şeydir. Yani bunların sonucundan hiçbir şey çıkmaz. Ben bunun içinde yer alan veya bundan siyasi bir çıkar ve sonuç elde etmeye çalışan herkesi biraz daha aklı Selim'e davet ediyorum. Lütfen aziz milletimize, vatandaşlarımıza, Hataylı hemşerilerimize e, kendi doğal halinizle beraber ne vaat ediyorsunuz? Çünkü 6 Şubat depremleriyle beraber Hatay'ımızın yeniden hayatın normalleşmesi adına Bakın biz AK Parti olarak da Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, özellikle Sağlık Bakanlığımız, Defne gibi Hatay merkezinde hemen ve İskenderun'da çok büyük devasa sağlık hizmetlerinde hemen hastanelerimizi açılışını gerçekleştirdik. Birçok konutu teslim ettik ve diğer konutlar da yapılmaya devam ediliyor. Yine Sanayi Teknoloji Bakanlığımız Hatay'ımızı sanayi açısından sanayi bölgeleri ilan etmeye devam ediyor. Alt yapısı ve üst yapısını yapıyor, inşa ediyor. Yani elimizden geldiği kadar bu seçimlerde de belediye hizmetleri açısından önümüzdeki 5 yılda Hatay'a neyi vaat ediyoruz? Neyi hedefliyoruz? Yani aziz milletimizin oyunu alacak ne gibi vaatleriniz var? Bunları konuşun yani. Peki bir operasyon dediniz ya ve Muharrem İnci'ye de bağladınız. Ee, yani bu operasyonun merkezi aynı mı aynıysa neresi elinizde bir bulgu var mı? Elimde bir bulgu yok ama işleyiş olarak da çünkü Muharrem İnce Bey'in e, bu operasyona maruz kaldıktan sonra e, kendisi o kadar büyük incindi ki biz de izledik ve çekilmek zorunda kaldı. Ve sonraki açıklamalarını da biliyoruz biz. Yani Muharrem İnce Bey'de sonuç aldıklarına göre e, Gökhan Zan'da da böyle bir sonuç alırız diye Belki aynı mahfiller, aynı merkezler olmasa bile birbirleriyle çok bağlantılı yerler olduğunu düşünüyorum. Yani işleyişinden dolayı, yoksa elimde bir bilgi belge yok. Hı hı. Yani yakın bir işleyiş şekli var. Adım adım belli noktalarda birileri konuşuyor. Çünkü başlangıçta dedim ya Hande Hanım, yani ilk Gökhan Zan ifadelerinde ben tehdit ediliyorum, bana açık çekler sunuluyor diye açıklama yaptığında ve ben hatayı bırakmayacağım, seçmenimi bırakmayacağım diye açıklama yaptığında hiç konuşmayan, Belli gazeteciler var, böyle CHP'nin veya Saraçhane'nin böyle artık özel sözcüleri gibi konuşan gazeteciler var. Onları şimdi bu konuda çok fazla konuşuyor olması dikkatimi çekti. Orada da konuşsalardı ilk başlangıçta, dikkat çekselerdi, şimdi de aynısını konuşmaya devam ediyor olsalardı çok fazla bir şey diyemezdim. Ama esas tehdit edildiği, mafya vari grupların ailesiyle çocuklarıyla tehdit edildiği bir alanda ne tipin yönetimi sahip çıktı Gökhan Zana ne de diğerleri bir şey söyledi. Ama şimdi bu sahte ve e, esas farklı şekillerde üretildiği söyleniyor. Burada çok konuşmaları işte farklı bir şekilde izah etmeleri enteresan geldi bana. Yani buradan dolayı da anlıyoruz ki 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde de yine Muharrem İnce bu operasyon yapılırken yine o belli gazeteciler böyle çok garip konuşmalar yapıyordu. O yüzden ben aynı merkez olmasa bile yakın merkezlerden bunu konuştuklarını veya irtibatta olduklarını düşünüyorum. Hı, hı. İstersen İstanbul'a geçelim. Tabii ki. Şimdi bu seçimde bütün illerde vatandaşlar tabii seçim sonucunu merak ediyor ama İstanbul böyle anketlere de yansıyan başa baş bir seçim mücadelesinin olduğu bir kent gibi görünüyor. Bir de tabii İstanbul'un önemini anlatmaya gerek yok. Siz de eskiden Evet, dönem 27. İstanbul, dönem İstanbul'un ikinci İstanbul, iki İstanbul Milletvekiliydiniz. Yani. Şimdi Sivas, Sivas milletvekilisiniz. milletvekilisiniz. Evet. Ama tabii İstanbul'daki Sivas'ları anlatmaya gerek yok. Filmlere bile konu oldu. Çok fazla tabii ben de önümüzdeki hafta Sivas'ta inşallah var. İstanbul'da olacağım. Evet. Yani şeylerimiz de Nasıl inşallah. İstanbul'daki hava an itibariyle? Ben geçen hafta iki günlüğüne gitmiştim İstanbul'a. Hem Fatih Belediye Başkanımızın proje lansmanı vardı. Hem de birkaç ilçemize uğramıştım. Ziyaretler yapmıştık. Bir defa İstanbul gerçekliği var ki bunu yıllardır biz söylüyoruz. Yani hem bilim adamlarımız hem deprem bilimcilerimiz özellikle yakın bir İstanbul depreminden bahsedildikleri için İstanbul'un bana göre ana gündemi de bu şekilde kentsel dönüşüm ve depremle en azından ben yoğunlaşıldığını görüyorum. Bizim adayımız da bu konuda gerçekten Türkiye'deki birlikte de çalıştık biz benim TOKİ'de de geçmiş bir çalışma dönemim var birikimi tecrübesi yani bu konudaki kararlılığı teknik becerisi gerçekten çok üst seviyede Murat kurum Bey. Ben vatandaşımız yani nezdinde saha çalışmalarında görüyoruz ki kabul görmüş üst seviyede ve inanılıyor vatandaşımız inanıyor. Çünkü bizim İstanbul'da özellikle bu deprem gerçekliği noktasında, acilen diyor yani esas vadide o yüzden e, Murat Kurum Bey başkan adayımız böyle bahsetti A, bütün raporlara yansıyan Zafer Bey Handan Hanım 605 bin bağımsız bölümün derhal ama bakın yani deprem bile beklemeksizin derhal artık ömrünü tamamladığı için yıkılması ve dönüşmesi gerekiyor Bakın 600 500, 605 bin 605 bin bağımsız bölümün bu çok korkunç bir şey yani ama maalesef Murat Kurum Bey bununla ilgili bu vaadini, bu iddiasını ileri sürerken maalesef e, Ekrem İmamoğlu Bey CHP'nin mevcut şu andaki belediye başkanı e, bunun yapılamayacağını yapılmaması gerektiği noktasında çok garip ve tuhaf bir de cevap verdi. E, ben e, milletimizin, vatandaşlarımızın bu gerçekliği gördüğünü ve bu gerçeklik üzerine de kendisini önümüzdeki dönemde, 5 yıllık dönemde e, bu ihtiyaçları ve bu taleplerini karşılayacak bir başkan adayıyla beraber ...ben destekleneceğini düşünüyorum... ...yani Murat Kurum Bey sadece o yönü değil... ...birinci aşamada deprem ve kentsel dönüşüm... ...ama esas ikinci... ...başlıktaki ana sorunumuz da bizim ulaşım... ...bakın bugün bile bizim... E, ...Halkalı Arnavutköy Havaalanı... E, ...metro... E, ...projemiz hayata geçti... ...Ulaştırma Bakanlığımızın yapmış olduğu... ...daha önceki haftalarda yine... E, ...İncirli, Kirazlı... ...Bakırköy, İncirli, Kirazlı... ...metro hattı devreye girmişti... ...ondan önceki haftalarda... Yine Pendik, e, Sabiha Gökçen Havalimanı. Baktığımızda önümüzdeki dönemlerde de İstanbul'umuzun hem toplu taşıma sistemi içerisinde hem de gerek e, ulaşım aksındaki yeni yollar, tünel sistemleri ve diğer e, özellikle deniz taşımacılığı ile beraber bir e, normalleştirilmesi gerekiyor. Çünkü AK Parti ile beraber 2019'da teslim edildiğinde e, bu başkan başkana kendisinde bir sürü vaat olmasına rağmen trafik yoğunluğu %47'lerdeyken şu anda yüzde 80 lira çıkmış durumda. Yani ilerleyen zaman zamanlarda siz İstanbul'a toplu taşıma sistemiyle beraber mevcut yolların yanında paralel yollar, tünel sistemleri, alternatif bir sistem üretemezseniz şu andaki haliyle zaten içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Artık ulaşımı sizin yapamayacak hale geleceksiniz. Ama maalesef şu andaki adayın, yani Cumhurba, Cumhuriyet Halk Partisi adayının, mevcut belediye başkanının Geçmişte verdiği sözleri de unutuyor. Şu anda önümüzdeki dönem ne yapacağını da bilmediğini düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki 5 yılda Cumhuriyet Halk Partisi adayının İstanbul'a ilgili olaraktan mevcut trafik yoğunluğu azaltacak projeler nedir? Ben şu anda bakıyorum, incelemeye çalışıyorum. Yok. 2019'dakileri de hatırlamıyor. Yani şimdi acayip bir durum var. Yani aziz milletimiz, vatandaşlarımız. Gerçi o an hatırlamayabilirim, kontrol edip bilgi vereyim diyorum diye bir ifadesi oldu. Versin o zaman yani, yani olabilir. Çünkü cımbızlanıp cımbızlanıp çekiliyor diye soruldu. Yani söyledi de hani hatırlamıyorum ifadesine böyle bir açıklık getirdi bilmiyorum. Hatırlamadı diye vahlanıyorlar. Onları görünce eğleniyorum dedi. Ben şok dedi mesela. Tabii ben şok, aynen biz şok. Biz de eğleniyoruz aslında. Yani hatırlamıyorsanız olabilir. Biz insani buluruz. Yani biz herhangi bir kişinin 5 yıl önceki vaatlerini sıralı olaraktan hatırlamayabilir. Ama ertesi gün değerli toplu bir şekilde bir basın toplantısı düzenlersiniz değil mi? Ulaşımda, depremde, çevrede. Ama yapamaz. Bakın yani yapamaz diye yapamaz. Bakın esas bunu unutturmaya çalışıyor ama Hande Hanım. Şimdi belediye başkanı seçildiği günün birkaç ay sonrasında temel atmama töreniyle başladı. Şimdi çok önemli başlıklardan biri de biz deprem dedik. Kentsel dönüşüm dedik, ulaşım dedik. Üçüncüsü de çevre ve atık su yönetimi. Hı hı. Şimdi geldiğinizde hemen iki ay sonra benim de altında imzam vardı. Benim 2009-2014 yıllar arasında Hande Hanım 2009-2014 yıllar arasında ben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'ydim. Hukuk Komisyon Başkanı'ydım. Aynı zamanda İSKİ Genel Kurulu'yuz biz. Benim, bizim de yetki olarak altında imzamız bulunan Ali Beyköy İleri Biyolojik Arıtma tesisi, tesisi yatırımı vardı. Burası 10 milyon Avrupa'da yaşayan, Avrupa bölgesinde yaşayan 10 milyon İstanbul'un evsel ve kentsel atıklarını deplase edileceği, arıtılacağı ve Marmara Denizi'ne deplase edileceği bir büyük yatırımdı. Geldi, yer teslimi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış, hatta bazı kazı çalışmaları yapılmış o büyük devasa projeyi iptal etti. Sorduk neden, neden? diye, neden diye. Bazı bilimsel raporlardan bahsetti. O raporlar da uyduruk olduğu çıktı hala. Paylaşın dedik. Bu bilimsel raporları hangi hocalar, kimler vermiş? Paylaşın. Sonra ben onlara yakın olduğunu yani Cumhuriyet Halk Partisi düşüncesine veya sol düşünceye yakın olduğunu bildiğimiz bazı hocalara sordum. Sizin var mı böyle bir şeyiniz? Yok dediler. Peki dedik bu rapor diye ortaya sunduğunu şey paylaşın diye. Paylaşmadılar. Hala paylaşmadılar. Siz o raporu görmediniz mi? Hayır efendim, yani. paylaşılmadı da. Yani eğer burada o rapordan bahsediyorlarsa ki buradan da açıkça ilan ediyorum. 2019'da Ali Beyköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisini Yapılmaması gerektiği noktasında bir bilimsel rapor varsa burada bahsetsinler. Ben Peki de o... bilimsel rapor yoksa niye yapmıyor mesela? Yani Hayır, gerekçe bilim... ne olabilir diye Ha soruluyor. Gerekçe niye niye olabilir şimdi Hande Hanım? Mesele sizin derdiniz zaten İstanbul'da bir şeyler yaparak, hizmet ederek ihtiyaçları karşılamak değil. Mesele Çünkü ne? Mesele şu, sizin iş yapıyormuş gibi görüntüde bir model üretmeniz lazım. Çünkü bütçeniz var. Bu bütçenizi siz... ...kendi gelecek dönem planlamanızda, PR döneminde hazırlık aşamasından bir bütçe ihtiyacınız var. O dönem ne dönemi? 2019'da benim bütçem belli. Bu bütçelerle siz bu tür yatırımları yaptığınızda esas sizin hedeflediğiniz gelecek planlamasında paranız kalmıyor. Bu gelecek hedeflemesi dediğiniz, yani böyle soruyorum ama... E... İşte 2023'te karşılaştığımız Cumhurbaşkanı'nın adaylığı süreci. Hı -hı. Çünkü o zaman 2019'da başladığında bir kahramanın hikayesi vardı, değil mi? öyle başladı... Hı -hı yani mekanın sahibi vardı değil mi? Hikayeler hep böyle başladı. Bunun için de çok büyük paraların harcanması lazım PR çalışması için. Şimdi siz iş mi yapacaksınız, PR çalışması mı yapacaksınız? Tercih sizin. Şimdi iş yapacak alandaki bir durumunuz varsa PR çalışması yapamıyorsunuz. İş yapmanız gerekiyor. Bütün bütçe imkanlarını, zamanınızı oraya ayırmanız lazım. Ama PR çalışması yapacaksanız bunları da lazım. Niye öyle diyorum? Bakın e, Hande Hanım. Şimdi ben hafta sonu e, Fatih e, Belediye Başkanımızın e, şeyindeydim, proje lansmanındaydım. Orada e, ekrana verilebilirler mi arkadaşlar? E, arkadaşlar, arkadaşlar hazırlayabildik mi Orada o ben bir İstanbul Büyükşehir ben Belediyesi'nin bir şeyini gördüm. Fatih'e dört tane... Şöyle hazır olmadığı için belki böyle gösterebilirsem. Evet bunu Fatih e, mu bahsediyorsunuz. efendim Hı -hı. açtığını beyan ediyor. Bakın şu anda ilgili belediye başkanı diyor ki Fatih'e kütüphanelere kazandırdık hı hı. diyor. Ben de merak ettim tabii. Yani çünkü Fatih Belediyesi şu anda 14 tane bakın 5 yıllık dönem içerisinde 14 tane çok büyük kütüphane kazandırdı İstanbul'umuza. Her birinde 400 450 tane. Geçebiliriz. Bakın kütüphanelerimiz var. Bakın kütüphaneleri kazandırdık diyor. Mesela. Hande Hanım. Geliyor bakın mu? kütüphanelerimiz var Geliyormuş şimdi. Geliyor şimdi birazdan ekranda olacak. Çok büyük. Aynı anda 450 500 hı hı. öğrencimizin 7 gün 24 saat açık. Sabah, öğle, akşamları ücretsiz çorbaların yani, verildiği. Evet, diğerlerini Bakın Fatih'e evet. yeni kütüphanelere kazandırdık değil mi? Şimdi bunu görünce ben acaba dedim bu kütüphaneler nerede? Hı. Bir gösterir misiniz arkadaşlar bir bakın dedik. Şimdi geliyor bakın kütüphaneler. Arkadaşlar diğerlerine geçelim görüntüleri. Evet. Bakın sıkıntı varsa ben buradan göstereyim. Fatih'e yeni kütüphaneler Hah, kazan. Geldim. Bakın bunlar Fatih Belediye'mizin yaptığı kütüphaneler. Hı -hı. Vatan kütüphanesi. Bakın bir dakika şimdi gelelim. Bir, önce bir, bir önceye gelelim. Bir öncekine getirebiliyor musunuz? Bakın buna Fatih Hı -hı. Belediye'mizin kazandırdığı Vatan Caddesindeki kütüphane'miz. Bakın aynı anda 250-300 öğrencimizin 400 öğrencimizin Hı -hı. E, burada hem çalışma yaptığı hem internet bağlantısıyla beraber faaliyet. Şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar, bunu kütüphane diye ilan ediyor. Gördünüz? mü? Hı -hı. Bir konteyneri koymuş. Bak, mi evet, görüyorsunuz bakın konteyner. İçine gelelim. Bakın içine gelelim. Bir bir sonrasına gelelim. Bunun bir sonraki karesini ekrana taşıyalım arkadaşlar. Bakın içindeki çocuklara bak. Burayı kütüphane diye lanse ediyor. Ee, şu küçük alandan mı bahsediyorsunuz? Evet. Bakın bu kütüphane olabilir mi? Hayır bu, bu değil. değil. Bu bu, değil bu, şu. bu şu anda Fatih ben beni Benim diyorsun. elimdeki isterseniz buradan gösterelim. Çocukların Sanıyorum. oturduğu masada. Hı -hı. Bakın bunu kütüphane diye gösteriyor. Bu e, normal belediyenin yaptığı. Bu Vatan yaptığı. Caddesi'ndeki Fatih Belediyesi'nin aç, açtığı kütüphanemiz. Tamam, şundan Ama diğeri de konteyner olduğunu. içinde 10 tane bilemedin 15 tane öğrencinin hı. belki kitap okuyacağı, belki ders çalışacağı bir yeri kütüphane açtık diye ilan edebiliyor. Hı hı. Peki zihinlerde ne var Hande Hanım? Zihinlerde Fatih Belediyesi'nin açtığı 14 tane kütüphanenin aslında bilinirliğini kullanmak istiyor. Evet kütüphane yaptım diyor. Yaptım diyor. İşte böyle konteynerden yapmış oldukları kütüphane diye sunuyor. Veya temel atlama töreniyle beraber İstanbul'un 10 milyon İstanbul'un evsel ve kentsel atığını temizleyecek. Ee, ileri biyolojik arıtmayla arıtacak ve Marmara'yı kirlilikten kurtulacak bir sistemi temel atlama töreniyle vazgeçiyor. Ya bunu da bir tane bilim adamı, ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yapma böyle bir şey. Bakın bu gerçekten önemli bir yatırımdır demedi. Peki şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İstanbul'un çevreye dair, su teminine dair kentsel atıkların, evsel atıkların, kanalizasyon sistemlerinin bu madde yatırım ihtiyacı noktası ne diyecek? Ne diyebilir şu anda mesela? Hangi vaatte bulunabilir? Ki biz Marmara'da müsilaj olayını biliyoruz Hande Hanım. Marmara'daki müsilaj olayını biliyoruz yani neden geldiğini. Ki İstanbul şu anda maalesef Marmara Denizi'ni evsel ve kentsel atık noktasında ileri biyolojik arıtmayla yapamadığımız için, ön arıtmadan geçirildiği için maalesef bu kirlilik devam ediyor. E peki siz bu yatırımı iptal etmişsiniz, hatta ağaçlar ve yapraklar beni alkışlıyor demişsiniz, memnuniyet duymuşsunuz. Şimdi ne diyeceksiniz İstanbul'a karşı? Ulaşımda ne diyeceksiniz? Bakın hala hafızalarımızda taze ve o gün tekrar başlatma töreni düzenliyor. Bakın geldiği anda itibaren maalesef en önemli yaptığı işlerden biri, işte bizim rahmetli Kadir Topbaş döneminde başlayan alternatif yollar ve tünel sistemiydi. Hı hı. Levazım Beşiktaş tünelini kapattılar. Bakın yani harfiyat toprağa dökerek. Yine aynı şekilde Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metrosunda harfiyat toprağa dökerek kapattılar. Kapatıldı, evet. Şimdi tekrar işte başlatma tüneli düzenliyor. Temel atma değil de başlatma ne demekse onu da anlamadık. Yani bilmem ne metrosu. Yeniden başlatma töreni diye törenler Yalnız düzenliyor. Yalnız bu noktada şöyle bir şey. Şimdi e, öyle enteresan bir tartışma yürüyor ki 15 gündür. Şimdi iktidar kanadı diyor ki ya bu metroların hepsine biz başladık. %80-90 oranında biz bitirmiş olarak teslim ettik. Sen sadece %8'ini yaptın diyor Sayın Murat Kurum. Sayın İmamoğlu diyor ki ben yaptım bunları diyor. Ya burada vatandaşın kafasının karışması çok normal değil mi? Yani böyle bir tartışma... Siz de bir usta siyasetçisiniz. Neden yürüyor, nasıl yürüyor? Ben açıkçası Bak, şaşkınlıkla izliyorum. Şu anda ne deniyorsa yani e, ne diye ne, ne diyorsa önemli değil. Burada veriler, o gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizim Sivas'taydı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Bu açılışta da izah etti. Şu anda sizin devraldığınız e, bu projelerin kilometre olarakta ne kadar olduğunu biliyoruz. Mesela izah ettiğinin bir, o kadar komik ki e, bu konuda Zafer Bey ben Mahmut Bey Mecidiyeköy metro sisteminin deneme sürüşte de katılmış bir milletvekiliyim 2019'da seçimden önce. Deneme sürüşüne. O şimdi izah ediyor. Mahmut Bey Mecidiyeköy metro sistemin tamamını kendi yapmış gibi e, kilometre olarak oraya yazıyor. Halbuki tamamladığı yer sadece yüzde ikilik üçlük kısım. Yüzde 98'i bitmiş, size teslim edilmiş. Siz kalan 1 iki kilometrelik yeri tamamlıyorsunuz. Ama o tamamını açtığı için... Diyor ki ben açtım diyor. Doğru diyor. Açtım diyor yani. Yaptım demiyor yani. Şimdi kafa karışıklığı dediğimiz hadise bu. Ama biz yaptık diyoruz. Biz İstanbul'a o zamanki dönem içerisinde 2019'da belediye seçimleri olduktan sonraki aşamada kaç kilometrelik sistemde metro olduğunu biliyoruz. Kayıtlarda var. Bu kayıtlarda olanın kaç kilometresi tamamlanmış. Bu da biliniyor. Bunlar böyle saklanacak, gizlenecek bir şey değil ki. Sistemde belli. Desinler ki, Abdülkadir Uğaloğlu Bey de açıkladı, Murat Kurum Bey de açıkladı. Desinler ki burada, hayır biz Mahmut Bey, Mecidiyeköy metro sistemini sıfırdan aldık, projelendirdik, ihalesini yaptık, tamamladık, biz açtık desinler. Yani siz o zaman bu Fatih'teki kütüphane örneğinde de benzer bir şey Aynı şey efendim yani. Yani şunu mu söylüyorsunuz, geçmiş dönemde ya da bu dönemde, AK Parti'li belediyelerin yaptığı hizmetleri sahiplenip algı çalışmalarıyla İstanbul'luya bunları aslında ben mi yaptım diyor. Evet. Yani belediye başkanı bunu söylüyorsun. Evet, açtık diyerek ama. Yani ben projelendirdim. Şöyle bir cümle kullanmıyor Zafer Bey. Ben bu projeyi geldiğim andan itibaren planladım, projelendirdim, ihalesini yaptım, inşaatını bitirdim, açtık demiyor. Ben geldiğimde bunları teslim aldım. Sonra tamamladım. Bu metro sistemini ben açtım diyor. Ama biz de diyoruz ki bu metro sistemini açtığı metro sisteminin %95'i AK Parti iktidarı döneminde yapılmıştı. Sen e metro metro Fatih'im diyor. E metro <laughs> Fatih'im diyor ama bakın son 3 tane metroyu Ulaştırma Bakanlığı açıyor. Yani lütfen kendisinin de projelendirip ihalesini yapıp, inşaatını tamamlayıp açtığı bir sistemi izah etsin. Peki yani şimdi... biz devlette devamlı <laughs> esas esas var. Devlette de devamlı esastır metro sistemini devraldığınızda tamamlamayacak mısınız? Yani yarım aldığınızı, dört üçlü kısmını aldığınızda tamamlamayacak mısınız? Kapatacak mısınız orayı? Elbette tamamlayacaksınız. Biz teşekkür edelim ama şunu inkar etmeyelim. Diyelim ki burada ben bu sistemi açtım. Ama benden önce bunu ihalesini yapan, projelendiren, belli bir aşamaya inşaatını getirenlere de teşekkür edeyim de Anlat. Ya buradan sen bir şey kaybetmezsin yani. Elbette tamamlayacaksın. Aziz vatandaşlarımızın hizmetini sunacaksın. Ama sıfırdan kendisi yapmış gibi, projelendirmiş gibi, ihaleyi tamamlamış gibi, sonra inşaatını tamamlamış gibi lütfen yapma. Bunu insanlarımız biliyor ve görüyor. Şöyle bir şey var e, Zafer Bey. Yani sizin dedim ya e, bir şey yapamazsanız, heybeniz boşsa, dolu değilse e, maalesef siz algıyla bir şey yönetmeye çalışırsınız. Demin bahsettiğim gibi. Şimdi Fatih'e gittiniz. Belediye başkan adayı çalışacak. Fatih neyle öyle çıkmış durumda? Kütüphaneleriyle öyle çıkmış durumda. E, kütüphane açmam gerekti diyeceksiniz. Bakın ben de açtım diyeceksiniz. Böyle yaparsınız ama. Bir tane konteyner koysunuz. Kütüphane açtım dersiniz. Ama gerçek öyle değildir. Yine aynı şekilde metro yaptım diyeceksiniz. Ama ben de diyorum ki ben Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosuna bizzat deneme sürüşüne katılmış bir insan olarak söylüyorum. Senden öncekilerin de hizmetini, emeğini, çabasını, gayretini inkar etme. Ne kadar yaptıysa onu söyle. Biz kimsenin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz bu konularda. Yaptıysa seni de taksit edelim. Yani kaç kilometre yaptıysan ama birilerinin de emeğinin üstüne çökme ve emek hırsızlığı yapma. Bizim gayemiz de bu yani. Evet. Şimdi Sen paranın... De... sormadan bak güzel bir gelişme var. Para ilgili bir, bir şey soracaktım. Konu ne? Ee, bayram tatili 9 gün olmuş. Gerçekten bize de mi onu mısın? <laughs> <laughs> Böyle ilgilendiren bölümü bu. Evet. <laughs> e, valla şöyle... E, bakın deniliyor ki 8 Nisan pazartesi günü tam gün. 9 Nisan salı günü yarım gün e, idari izinli sayılacak diyor. Kamu kurumlarında çalışanlar. Onur sen bunu dinle. E, yani dolayısıyla Ramazan bayramı tatili e, 9 Nisan salı işte... Yani o hafta öncesi ve sonrası 9 gün tatil olmuş. Duyurulur ee, Onur Bey'e sevgiler <laughs> 9 gün tatil diyorsun. Onur da e, bizim yani şu an bizi izlediğin Ama şöyle bu seçimde herkes çok yorulacağı için hemen seçim ertesinde bir 9 gün tatil olması İyi olmuş. güzel bir şey olmuş. Şimdi e, bu tabi dediniz ki hani bir PR çalışması var amaç başka e, ve düzenli olarak da bütçeden konuşuyoruz. Şimdi bir hukukçu olarak benim anlamadığım bazı konular var. Şimdi para sayma biliyorsunuz tartışması var. E, şimdi konu aslında yargıda e, ve e, İmamoğlu'ndan bugün bir usulsüzlük itirafı geldi. Orada tapu öncesi olay var. Usul açısından hatalı eksik. Çekinecek bir şey yok. Özgür Özel e, paranın geldiği verildiği yer belli e, ve Sayın Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı. Şimdi e, bir il binasının alınması söz konusu. Ee, buradan genel merkezden giden belli ki bir para var. Bir de para sayma görüntüleri görüyoruz. Şimdi tabii ki aslında tüm bu binalar partilerin hazineye ait baktığımızda. Yok. Neden değil mi? Hayır. Ben. siyas partiler teddi tüzel kişiliğe var. Kurumsal yapısına onlara ait. Onların üzerine tapu çıkar. Tamam. hazineye kalmayacak mı netice itibariyle bir Hayır, şey olursa. Hayır. Eğer bir kapatma kararı verilir, Hah. eğer herhangi bir şekilde tamam. o zaman Peki bütün, ama sadece taşınmazlar değil, tüm var varlığı hazineye kalır. Şimdi anlamadığımız şey şu. Bir genel merkez il başkanlığı da bir bina satın alırken e, genel merkez ne kadarını öder, il başkanlığı ne kadarını öder e, işte alınacak e, yardımlar ya da bağışlar bellidir. Bunun karşında da makbuzlar olması gerekiyor değil mi? O makbuzların hani nasıl verilmesi gerekir? Yani siz burada ne gördünüz? Biz pek bir şey anlamadık herhalde yargı sürecinde belli olacak ama bu para sayma görüntüleri bir hukukçu kimliğiyle bize yorumlayacak olursanız ne demek? Ben iki yönüyle bakarım bunun. Yani e, bir, e, maalesef yani Cumhuriyet Halk Partilerinin de kendi içinde konuştukları konulardır bunlar. Yani işte kurultay döneminde açıktan paralarla, bavullarla bazı delegelere satın alması. Bunlara itirazlar, bunları konuştular. Onlar akla gelebiliyor. Ama sonradan izahlara baktığımızda bizim siyasi partilerin, Gerilleri bellidir. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu gelince baktığımızda siyasi partilerin gelirleri bir hazine yardımı, iki üye aidatları, bu seçimlerde milletvekili belediye başkan aidatları ve başvuru ücretleri olabilir. Üçüncüsü bağışlardır bu konularda. Belli yani bunların. Bağış miktarı nedir? Bağış miktarı her yıl yeniden değerleme oranıyla beraber de ortaya çıkıyor. Ee, olayın olduğu tarihlere baktığımızda bir 54-55 bin lira bir kişinin bir yıl içerisinde en fazla bir siyasi partiye yapabileceği yardım miktarı 55 bin lirayla sınırlı. Hmm. Bugüne geldiğimizde 2024 rakamına tahmini 350 bin TL, 354 bin TL civarında bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi Ve buna yabancı bak, para üzerinden bağış yapamıyorsunuz. Yapamazsınız. Siyasi Döviz siyasi kullanımı parti. diye kesinlikle bir şey söz konusu değil. Ya ilgili e, partinin banka hesabına yatırıyorsunuz veya ilgili partinin onaylı, e, tasdikli makbuzu karşılığında o rakamı e, bağışlayabiliyorsunuz. Ya mesela size de böyle para geldiğinde siz de böyle paralar sayıyor musunuz partisinizde? Böyle evet, mi oluyor bu iş? Bilmediğim için şey soruyorum. Böyle olmuyor. İşte mesele orada yani. Böyle olmuyor. Şimdi mesele şurada. Biz bir şeyin üstünü örtmeye çalışırken işte bu gariplikler ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir siyasi partiler böyle insanların torbalarla, bavullarla gelip paraların sayıldığı, dövizlerin sayıldığı bir ortamla da bağış almazlar. Bir defa bunu bir defa e, kabullenmesinler yani. Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin bavurlarla işte dövizlerin getirildiği, işte paralara sayılaraktan makbuzlara yapıldığı bir sistem değildir. Bütün siyasi partiler artık günümüz bir finans e, sistematiği içerisinde banka hesap numarası verirsiniz. ...ilgili kişi kimliğiyle beraber kaç yatırıyorsa o konuda e, açıklama e, düşmek suretiyle ilgili e, partinin hesabına bağışta bulunabilir. Bütün dünyada da örnekleri böyledir. Ülkemizde de öyledir. Ama siz haricen bir şey saklamak istiyorsanız ki burada öyle olduğunu zaten inkar etmiyorlar. Hı hı. Biz aslında bu binaların anlaştığımız rakamların üstünde bir rakam anlaşmıştık. Resmi rakam genel merkezden geldi gönderdik. Haricen ödemelerin de elden yapılmasını işte ofisten yapılmasını istediler. Biz de bunu orada yaptık ama sundukları belgede ki bu tür yerler para ödendikten sonra Hande Hanım siyasi partinin genel merkezi adına tescillenir. Yani hı hı, tapuda hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi adına o bina tescillenir. Para ödemesi yapıldıktan sonra. O rakamın makbuzu ödeme. da genel merkezdeki banka hesabıdır zaten. Makbuz dediğimiz banka evet, hesabından. Yani ilgili ama kişinin... genel merkezde mali işlerde olur herhalde. Tabii olur ve bu da Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Hı. ve Kesin hesapla beraber bu denetimden geçer. Siz sonradan bunu harici bir ödemeyle paranın kimden geldiği belli olmaksızın birilerine bir ödeme yapıyorsunuz. Bir de belge sunuyorlar. Böyle uyduruk bir belge bahsettiler. Yani o belgede sadece isimler var. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir ismi, ne bir vekalet ilişkisi. Yani bunun da yani vekalet ilişkisiyle böyle iyice tanımlanması lazım. Hangi binanın kaldı ki bizim bu konulardaki vergi mevzuatımız çok açık. Yani gerçek beyan etmek zorundasınız. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci dün öyle diyor. Ya bir bina alım satımını bile beceremeyen bir partiden bahsediyoruz gibi bir laf etti. Yani sizin siyasi partiler kanunu gelince, 2820 sayılı siyasi partiler kanunu gelince mevzuatınız belli. Para ilgili kişinin hesabına yatırılır. Sonra tapu memur huzurunda bu devir tescil işlemleri tamamlanır. Siz sonradan harici ödemeler altında bir şey yapsanız bile, burada yapılmış, bir uyduruk belge diyor. Simler yazıyor. Ne olduğu da belli değil. Neyi Belki bağladığı da belli bina değil. Bina alımı değil. Belki de değil. Çünkü bina şu anda Bina masumlaştırılmak da istemiyor Evet. Olabilir. O güne denk geldiği için, bana göre de öyle. O güne denk geldiği için tam bina alımı dönemine denk geldiği için bir para alışverişinin yapıldığı söz konusu. Ama neye yönelik yapıldığı belli değil. Çünkü ortaya sundukları belge bir binanın, bir parti merkezinin alınmasından gayrı ki yetkili kişilerin isimleri yok ve vekalet ilişkisi yok. Bir tane teslim tesellüm belgesi gibi bir şey diyor. Bir vatandaş gelmiş birine para teslim etmiş gibi bir şey anlaşılıyor. Çok orada dövizler var. Dövizlerin benimle aslında... alakası yok diyor binayı satan kişi. Cumhuriyet Başsavcına verdiği ifadede Arnavut asıllı ilgili kişi bu paraların bizimle yani dövizlerin bizimle alakası yok diyor. Ama orada dövizler de sayılıyor. Yani anlaşılıyor ki garip bir durum var orada. Yani Şu vergi da... vergi bir... mevzuatına aykırılık var. Siyasi partiler evet. kanun gereğince 2820 sayılı siyasal partiler kanun 60. madde, 60. madde, 70. maddeye kadar bir sürü harcama kalemleri çok kalem kalem belirtilmiş ve sistemi var. Siz buna uygun davranmadığınız belli. Yani usulsüz bir işlem yapıldığınız belli bu kapsam içerisinde. Ve paranın kaynağı belli değil. Yani bu para nereden geldi? Şimdi esas cevaplaması gereken husus bu. Şöyle bir yere gelin. Bu arada ben... şöyle 6 dakikamız varmış biraz hızlıca soralım. Tamam bak şu kısım <laughs> önemli. Şimdi burada günün sonunda o görüntülerde olan kişi kendisine bu parayı şu an milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in verdiğini söylüyor. O zaman Beylikdüzü ilçe başkanıymış. Evet. Şimdi acaba bu da şöyle yorumluyor. Bu milletvekili olduğu için mesela kendisine bu işin aslı nedir diye sorulamıyor mu? Yok. Ya da o hedef gösterildiği için e, bu iş o kişinin vekilliği sonlanana kadar soruşturulamaz mı? Yani böyle bir koruma şemsiyesi oluşturulduğunu iddia edenler de var. Bunu o yüzden soruyorum. Ya tabii milletvekili dokunulmazlığı anayasamın 83 84. madde kapsamı içerisinde soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacaktır. Eğer o soruşturmaların sonucunda kişi şüpheli bir sıfat kazanacaksa ki bu konuda fezleke düzenlenip İstanbul Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilip fezlekenin e, meclisimize gelmesi lazım. O süreç öyle takip edilebilir ama esas orada birçok farklı kişiler var bu işin içinde olan. Yani inşaat şirketinin genel müdürü var, bu işin avukatı var, yine satan kişiler var, ilgili o dönemde il yöneticileri var. Hepsi bu konularda muhatap. Onların da ifadeleri ortaya çıktığında orada daha net tablo ortaya çıkacak. Evet, siz son sorunuzu sorun. Ben de. E, bilmiyorum ne kadarımız kaldı ama e, şöyle, son seçimim diyen Cumhurbaşkanı, gidemezsin diyen e, Sayın MHP Lideri ve arkasından başlayan bir tartışma. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olabilmesi için e, ne gibi bir düzenleme olacak mı ya da buna hiç ihtiyaç yok ve işte e, meclisin kendi feshetmesiyle Türkiye 2027'de seçime mi gidecek. Biraz. Meclis kendisini feshetme değil de seçimlere yenilenmesi, yenilenmesi kararı yenilenmesi alabilir. 53 evet. çoğunlukla. Hı, hı Anayasamızın ilgili maddelere gelince Cumhurbaşkanlığımızın ve genel seçimlerin yapılması noktasında seçimlere yenilenmesi kararı her zaman alınabilir. Bunu Cumhurbaşkanımız da alabilir veya meclis de alabilir. Hı hı. Meclisin 53 çoğunlukta alması halinde hem milletvekili seçimleri hem Cumhurbaşkanı seçimleri aynı anda yapılmak zorunda. Eğer ikinci dönem içerisinde ise Cumhurbaşkanımız mevcut görevindeyse mecliste de seçimler yenilenme kararı almışsa süresinden önce üçüncü defa aday olma hakkı tanınıyor. Şu andaki mevzuatımız gereğince e, bu yürürlükte. Tabii bizim buradaki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk açıklamaları e, gençlerle yapmış olduğu bir toplantı. Yani gençlerimizin o heyecanı, o, o samimiyetleri Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda dedi ki biz Türkiye yüzyılına e, girdiğimiz bu dönemlerde Türkiye'yi altyapısı ve üst yapısıyla beraber her türlü eksikliğini gidermiş e, muasır medeniyet seviyesi içerisinde dünyaya rekabet edebilen, sözü dinlenebilen, saygın bir ülke olarak sizlere teslim edeceğiz dedi. Hı hı. Artık zaten yasal olaraktan da benim. E, 2028'den sonraki dönem içerisinde e, bir adaylığım Söz konusu değil dedi. Hı hı. Şimdi buradan baktığımızda konuşulan ortam gençlerle ilgili bir ortam. E, evet biz gençlere teslim edeceğiz. Biz de olmayacağız yani belki de bir dönem sonra e, genç nesiller e, olacaktır. E, esas burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar şık, bu kadar özel bir şeyi gençlere güvenini, e, ülkemizin geleceğine karşı bu hazırlığımızı tüm eksikleri giderdik. Ve sizlere daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Türkiye'yi bırakacağız ve sizler daha ileriye taşıyabileceksiniz derken, bakın aynı gençlerle dijital gençlik ortamında bir toplantıda Özgür Özel zihin arkasındaki durumu ortaya çıkaracak şekilde bir darbe geleneğini gençlerle buluşturmaya çalıştı. Evet derler yani, ki gençler yapıyor 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak ben o darbeye teslim olurum. Bakın işte yani darbeyle gençliği bir araya getirmeye çalışma ben bu kadar utanç duyduğum bu kadar böyle sıkıntılı bir cümle görmedim. Yani gençlik heyecanlıdır gençlik geleceğin böyle daha ileriye taşınması ülkemizin rekabet gücünün artırılması ülkemizin daha çağdaş, daha muasır bir seviyeye gelme noktasında her türlü çabanın gösterilmesi, gençlerimizin o heyecanının desteklenmesi, eğitim ve öğretim imkanlarının geliştirilmesi bambaşka konuların konuşulması gerekirken gençlik ve gençlikle beraber darbe geleneği. Ya yani darbe demek şiddet demek, darbe demek saldırı demek, darbe demek özgürlüklerin her türlü temel hak ve hukuk sisteminin askıya alınması demek. Yani ee, bu kadar kötü, naletlenmiş, toplumun benimsemediği, reddettiği bir kavramla, yani darbe kavramıyla gençliği nasıl buluşturuyor ben onu anlamadım yani. Efendim, son cümlelerinizi alacağım. Süremizin sonuna gelmişiz çünkü. Eğer bir ekim varsa zafer öyle birlikte bitirelim. Bu erken seçim tartışmasının yeniden ısıtılmaya başlandığını görüyoruz. Yerel seçimden sonra bir erken seçim tartışması bekliyor musunuz siz? Ben beklemiyorum. Yani mahalli idareler seçimlerinin kendine özgü zaten usul ve esasları var. Ona göre sonuçları da var. Nihai evrede biz çok kısa bir zaman önce yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde zaten aziz milletimiz tercihlerini nerede, ne yönde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla hem meclis teşekkür etmiş oldu hem de cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Ondan çok kısa bir zaman sonra ki 10 ay sonra bu seçimleri yapıyoruz. Mahalli idareler noktasını da vatandaşımız tercihini ortaya koyacak. Ya yani kimin yerelde belediyecilik hizmetleri noktasında o beklentisini karşılayacak, ihtiyaçlarını giderecek, varsa sıkıntılar ortadan kaldıracak. En iyi belediye başkanlığını kim yapar? Onun tercihini yapacak. O tercihte de, de başımın üstünde yeri var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak daha yakın zamanda bir genel seçimden zaten çıkmışız bu konuda. Sonuçları ortaya çıkmış. Hemen bir işte erken seçim kavramı artık o kavramımız yok anayasamızda artık seçimlerin yenilenmesi kararı var bu konuda. Bir seçimlerin yenilenmesi kararı ben düşünüleceğini veya dile getireceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem 2028'e kadar inşallah ülkemizin çok da ileriye taşınması adına hem mecliste hem de merkezi hükümet noktasında elimizden geldiği kadar ülkemizi Türkiye yüzüne yakışır mahiyette bir Seviyeye taşımamız gerekiyor. Çabamız, gayretimiz, bütün uğraşımız da o yönde olacaktır. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür Abdullah, ediyorum. Yararlar Parti Grup Başkanı ee, Zafer Şahin'le birlikte sorularımızı yanıtladı. Efendim bir ara veriyoruz. Gece görüş. Sonra devam edeceğiz.